Kanal 23 ekranlarına, Seçime Doğru programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye 5 gün sonra sandık başına gidiyor. Hem Cumhurbaşkanı'nı hem de 28. dönem parlamentosunu seçecek. Bizler de Elazığ Kanal 23 televizyonu olarak siyasi partilerin milletvekili adaylarını sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Yine çok değerli ve önemli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Sayın Semih Işıkber bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Arif Hanım. Çok teşekkür ederim. Efendim öncelikle bir kez daha sizlere geçmiş olsun çok diliyoruz. Çok sağ olun. Çok önceki teşekkür gün, ederim. Önceki gün elin bir trafik kazası geçirdiniz. Evet. Şu an için sağlık durumunuz nedir? Yani küçük ezikler var. Bacağımda falan bandajlar var. Yani biraz bileklerinde falan sıkıntı var ama çok şükür böyle koşmamıza, çalışma yapmamıza engel değil. Çok şükür yani çok. Yani kıl payı atlattık diyelim yani çok. Evet, Allah vermesin sadakamız daha varmış çok şükür. Kaza bela hiçbirimize. Amin. Efendim çok az bir süre kaldı. Bir yandan saha çalışmaları devam ediyor ama önceki gün Elazığ'da çok da güzel bir olay yaşandı. Evet. Sizin de hassasiyetinizi biliyoruz bu konuyla ilgili. Elazığ Sporumuz yeni stadyumda, Atatürk Stadyumu'nda ilk maçına çıktı. Evet. Sizler de oradaydınız. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok mutlu olduk. Yani bir yandan tabii bir Elazığ Spor taraftarı olarak yeni stadyumuna kavuşmamız, yani Elazığ Spor'un yeniden o eski başarılı günlerine döneceğine olan ümidimizin artması açısından çok kıymetli bir gündü. Bu mutluluğu da paylaştık ama bir yandan da tabii benim taahhüt sektöründeki son işlerimden birisi olması hasebiyle emek emek büyüttüğümüz, yani çok önem vererek yaptığımız çok güzel bir proje olması hasebiyle de çok özel bir gündü benim açımdan. Hı hı. Tabii ki maça giriş biletlerini de biz almıştık. Yani bu özel günde bize düşeceğini düşünerek biz almıştık. Sağ olsunlar Elazığ Spor Başkanımız da bize yardımcı oldu bu konuda. Yani biletlerin bizim tarafımızdan alınmasına da yardımcı oldular. Yani stat'taki ambiyansı anlatamam. Çok mutlu oldum. Bütün taraftar gruplarını gezdik. Yani ben ailemle, bütün yol arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla beraber gittim. Yani tabii biz 2-1 yenilmesi Elazığ Spor'un biraz bizi üzdü ama sonuç itibariyle artık yeni stadyumla beraber yeni bir Elazığ Spor sayfasının açılacağını ve Elazığ Spor'un da hak ettiği yere tekraren geri döneceğini de ümit ediyorum. Hı hı. Bu hususta da üzerimize ne düşüyorsa bunları da yaparız. Yine stadyumda dediğim gibi Elazığ Spor Başkanı'na teşekkür ettim ama tribün grubu liderlerine, tribün grubu üyelerine, Gençlik 23'e, Narkoz'a, Milliyetçi Elazığ Sporlara, Forza'ya çok çok teşekkür ediyorum. Orada bizi bağırlarına bastılar. Çok yoğun da bir tezahürat aldık. Hı hı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Taraftarlar arasında izlediniz maçı. Yani evet, yani taraftarlar arasında izledim. İnşallah nasip olursa bundan sonra da hep onlarla beraber izlemeyi düşünüyorum. Hı hı. Yani zaten maçın zevki orada çıkıyor. Yani şeref tribüne gitmedim. Ama gerçekten beni çok mutlu ettiler yani. Hı. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Peki efendim, hazır Elazığ Spor demişken şimdi evet istediğimiz yerde değiliz ama şu anda gönlümüz odur ki Elazığ Spor'un Süper Lig'e çıkması. Bunun için de tabii ki biraz zaman var ama hani spora siyasetin karışması da değil aslında olay ama Elazığ Spor için yarın meclise girmeniz halinde ne tür destekler sağlayacaksınız eski ya, güzel günlerine dönmesi için? Yani 23 maddelik proje kitapçığımızın son maddesi, 23. maddesi Elazığ Spor'dur. Ne gerekiyorsa yapacağız yani. İlimizin en değerli markasına olduğuna inandığımız, hı hı, şanlı şerefle Elazığ Spor'un ait olduğu yere dönmesi için bana düşen ne varsa, partime düşen ne varsa hem siyasetçi kimliğiyle hem de bir Elazığ çocuğu kimliğiyle üzerime düşeni fazlasıyla yapacağımdan kimsenin şüphesi olmaz. Bacasız fabrikalarıdır spor kulüpleri değil mi? Yani Elazığ Spor'un marka değeridir. Elazığ'ın marka değeridir. Elazığ Spor Süper Lig'deyken Elazığ'a kattığı değeri hepimiz yani hatırlamalıyız ve hak ettiğimiz yere de geri dönmemiz açısından hep beraber destek olmalıyız. Hı hı. Siyasi mekanizmanın, siyasi çekişmelerin dışında kalması gereken bir değer olduğuna inanıyorum Elazığ Spor'un. Yani dün 3. ligde oynayan bir takımın yani o şekilde destek bulması, stadyumda neredeyse %70-80 oranında bir doluluk olması, yani insanların Elazığ Spor'un nereye koyduğunu, Elazığlı için Elazığ Spor'un ne demek olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldu. Hı hı. İnşallah güzel günler bizi bekliyor Elazığ Spor İnşallah açısından. İnşallah efendim. Peki efendim, sahadaki çalışmalar nasıl gidiyor? Çok az bir süre kaldı. Yani siz girizgahta 5 gün kaldı dediniz. İnanın ben kaç gün kaldığının dahi farkında değilim. Yani buraya da Paluk, Kovancılar ve Karakoçan programlarımızı yaptıktan sonra, hı hı, güç bela yetişebildim. 1-2 dakikada röter yaptım, özür dilerim. Yani çalışmalarımız tam gaz, son sürat devam ediyor. Hı hı. İnanılmaz bir teveccüh var Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Yani son iki kampanyayı il başkanı olarak yönetmiştim. Ben milletvekili olarak, milletvekili adayı olarak sahada gezdiğim zaman o iki kampanyanın da ötesinde bir şeyler olduğunu,
insanımızın bizi sahiplendiğini, bizim duruşumuzu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu sahiplendiğini ve Elazığ'ın geçirmiş olduğu son 5 yıllık tecrübeyle beraber bir sol partinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili çıkarmasıyla beraber karşı karşıya kaldığı durumla mücadele etmek açısından çare olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni gördüğünde çok net bir şekilde izledik, müşahede ettik. Üzerimize düşeni fazlasıyla da yapacağız. Hı hı. Tabii ki bizim açımızdan hani bizi burkan bir şey hani kısa bir seçim süreci, kampanya süreci. Her yerden talep var. Yani bütün hemşehrilerimizden özür diliyorum. Yetişemediğim yerlerden özür diliyorum. Bazı yerlere gittiğimiz halde yine gelin diye talepler var. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra şehrin her yerini gezmeyi de planlıyoruz. Hı hı. Allah bize inşallah bu konuda da fırsat verir. Yani burada da bir yetkiyi almamız noktasında da Rabbimin de rızası varsa inşallah biz sonraki süreçte de inşallah gidemediğimiz her yere gitmeyi de buradan taahhüt ediyoruz. Lütfen bana kırılmasınlar, arkadaşlarıma kırılmasınlar. Bazı yere başka arkadaşımız gidiyor, sen gel diyorlar. Bazısına ben gidiyorum ya diğer arkadaşımız da bir gelsin diyorlar. Sanırım bütün partilerde de durum böyledir ama biz bütün partilerden daha fazla çalıştığımız halde, daha fazla neredeyse ya en yakın rakibimizin iki katı efor sarf ettiğimiz halde buna rağmen yani bazı noktalara henüz temas edememiş olmak hakikaten beni çok üzüyor. İnşallah bu kalan 5 günü de çok iyi değerlendireceğiz. Elimizden ne geliyorsa. Yani normal şartlarda geçirmiş olduğum trafik kazasından sonra inanın ben de böyle dinamik bir karakterimdir ama inanın ben bile yatardım yani birkaç gün dinlenmek durumunda kalırdım. Yani o arada trafik kazasından sonra bir 5-6 saat yani mecburen dinlendim. Doktor tavsiyesiyle dinlendim. Yani saat 18 gibi bir bölge mahallesinde, üniversite mahallesinde bir seçim iletişim merkezimizin açılışı vardı. Yani birçok arkadaşımız da doktorlarımız da dediler ki ya başkanım gitme. Ama insan duramıyor yani. Bu mücadelenin içerisinde bir an bile geri kalmak çok üzüyor. Dolayısıyla orayla beraber başlamış olduk. Bugün de çok yoğun, çok tempolu bir programımız vardı. Yani siyasetçi gidebildiği yerlerle programı tamamlayınca mutlu olabiliyor. Ben de bugün mesela çok mutluyum. İnşallah buradan çıktıktan sonra yine programlarımız devam edecek. Yani üniversite mahallesinin açılışında söyledim. Dedim ki ya Allah korusun bacağım kopsa bacağımı da alır gelirim. O inançla yürüyoruz. Yani zafere yürüdüğümüzün farkındayız. Tabii ki biz seferle yükümlüyüz. Zaferin sahibi Allah'tır. Eğer Rabbim nasip ederse, Rabbim eğer uygun görürse, uygun görmüşse biz de tabii hakkı tutup kaldıracaksak, biz de eğer bu iddialarımızın altında ezilmeyeceksek, yani burada sonuç itibariyle hepimiz bir şahsiyet taşıyoruz. Eğer söylediklerimizi başarabileceksek Rabbim nasip etsin. Ama ben şuna inanıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi daha önce hiç almadığı bir oy alacak. Bu şehirde de birinci parti olacak Elif Hanım. Yani. Peki efendim, şimdi birinci parti olma hedefiniz var ama mesela siz de aslında teşkilattan gelen de birisiniz. Evet. Tabanı da çok iyi biliyorsunuz. Elazığ'ın siyasi kimliğini de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ki Elazığ bütün Türkiye'de milliyetçi ve muhafazakar bir şehir olarak bilinir ve öyle anılır. Şimdi siz de zaman zaman dediniz ki biz işte Milliyetçi Hareket Partisi olarak belki bizden kaynaklı, belki de şehirden kaynaklı veya oluşturulmaya çalışan algıdan kaynaklı seçimlerden istediğimiz sonuçları alamadık. 2018'de de çok yaklaşılmışken evet. Başka nedenlerden dolayı bir milletvekilliği olamamıştı. Evet. Ama bu seçimde daha farklıyız diyorsunuz ve toplum da aslında bu seçimde bizim partimize daha farklı gözlerle bakıyor. Evet, evet. Bu acaba 2018'i hariç tutarak daha önceki seçimlerde tırnak içinde belki yapılan hataların bir daha tekrarlanmaması için verdiğiniz bir mücadele mi var? Yoksa artık Elazığ'da da siyasetin veya seçmenin yapısı mı değişiyor? Yani çok güzel bir konuya temas ettiniz ve cevabını da verdiniz aslında Elif Hanım. Yani geçmişte mütemadiyen yapılmış hatalar vardı. Yani biz yani kampanya tempomuza baktığımız zaman mesela bu üçüncü kampanyam benim böyle aktif olarak içerisinde olduğum. Öncesinde gönüllü olarak yıllarca yani bu işin içerisinde olduk. Ve daha çok izleme fırsatı bulmuştum bugüne kadar. Eksikleri de çok iyi tespit etmiştik. Tabii 24 Haziran seçimini farklı bir yere koymak lazım. Ha, orada ben sandıkları dahi ben yapmadım. Çünkü süre çok kısıtlıydı. İl başkan yardımcısıydım. Görev beklemediğim halde bir anda tevdi edilince tabii kaçmak da olmazdı. Alana girdik, bütün gücümüzle saldırdık ama komplike hareket etmeyi başaramadık yani. Hep beraber hareket etmeyi başaramadık. Akabinde 31 Mart seçimlerine giderken biz il başkanı olarak sürecin bütününe hakimdik. Teşkilat yapımızın, şemamızın bütününe hakimdik. Ve belki de son 20-30 yılda Elazığ'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandıklara en hakim olduğu seçim 31 Mart 2019 seçimiydi.
biz alanı da çok iyi kapattık. Alanı da domine ettik yani. Orada iddiamızın karşılığını alabilme adına muhteşem bir mücadele gerçekleştirdik ama orada da tabii nasip olmadı. Yani merkez belediye almak nasip olmadı. 5000 oy alabilseydik biz alacaktık Elazığ Belediyesi'ni. Ama tabii ilk kez 3 tane belediyeyi almış olduk. Yani çalışmakla, planlı çalışmakla, doğru hamleler yapmakla hedefe yürüyebileceğimizin ipuçlarını aslında biz 31 Mart 2019 seçimlerinde gördük. Yani 3 tane belediyeyi ilk defa Elazığ'da 20 seçim bölgesinin 3'ünü Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu. Yani girizgahta da ifade ettiniz. Hani biz bu şehrin Milliyetçi Hareket'in kalesi olması noktasındaki o duruşu ve pozisyonu elde etmesi noktasında sandıktan yani demokratik ölçülerle sandıktan çıkarak burası MHP'nin kalesidir şeklinde bir yönergeye yönelmediğimizi aslında özünde burada çok destansı bir mücadele olduğunu yani bu şehri özellikle 70 ve 80 arası 1970'ten 80'e giden süreçte yani bu şehre Marksizm, Leninizm gibi ideolojilerin ihraç edilmemesi için ağabeylerimizin çok destansı bir mücadelesi vardı. Şehri koruma adına canlarını feda ettiler. Birçok şehit verdik. Yani Melih Kunter'le beraber başlayan süreçte birçok şehit verdik. Yine idama yürüyen 9 kişiden birisi yine Cevdet Karakaş ağabeyimizdi. Hı hı. Onun dışında yine çok ciddi manada yani binin üzerinde bu şehirde ya binlerle ifade edilecek sayıda ağabeylerimiz cezalar yattılar, hapishanelere düştüler. Sevdiklerinden ayrı kaldılar. Çok uzun yıllar hapis cezaları çektiler. Yani kimisi canını verdi, şehit oldu. Kimisi can aldı, gitti. Cezaevinde yattı. Dolayısıyla Elazığ'da destanlaşan bir mücadeleyle bu şehri biz sola ve terör bileşenlerine kaptırmamış olduk. Yani bizim kale olma hikayemiz aslında 70 ila 80 arasındaki 12 Eylül'e giden süreçteki o insanüstü mücadeledir. O destansı mücadeledir. Ama haricen baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi 54 yıllık bir partidir. 7 kez seçimlerden zaferle ayrılmış ki bir tanesi belediye ve genel seçimin beraber olduğu bir seçimdir. Baktığınız zaman o mücadelenin karşılığı bu mudur? Yani hakikaten değildir yani. Biz ama birlik olmayı başaramadığımız için, ya birbirimizi Allah için sevmediğimiz için, ya öyle diyeyim ya, bu konuda da bizim de eksiklerimiz olmuştur. Birlik bütünlük içerisinde hareket etmeyi, bugünkü kadar beraber birbirimize sarılarak hedefe yürümeyi başaramadığımız için bazı noktalarda eksikler olmuştur ama bugün itibariyle şunu ifade etmekte beis görmüyorum. Ben ülkücü hareketi hiç bu kadar bir arada görmemiştim yani öyle diyeyim. Tabii ki sadece ülkücü hareket üzerinden bir okuma yapmak yani bu şehirde sadece yani diyelim ki 50 bin tane oyunu her hal ve şartta Milliyetçi Hareket Partisi'ne atan insan vardı. Biz bunun dışında da çemberi halkayı biraz daha genişleterek aslında insanımıza Elazığlı'ya ülkücü hareketin yani gerçekten bir tercih sebebi olabileceğini, profesyonel çalışmalar yapabildiğini, kurumsal altyapısıyla şehre dair bir vizyon geliştirebildiğini ve şehrin bütün paydaşlarıyla düşüncesi ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, nereli olursa olsun beraber aynı amaca doğru hareket edebileceğini ispatlamış olduk. Hı hı. Ben bu seçimdeki oluşacak siyasi matematikle beraber de bundan sonra hiçbir şekilde geriye dönüşün de olmayacağı, önemli bir yürüyüşün başlayacağını düşünüyorum Elfan. Yani öyle diyeyim. Peki gençler? Yani bu seçim döneminde de ilk kez sandık başına gidecek gençler var. Evet. Ve gençleri de biliyoruz ki her ne kadar Z kuşağı dense de ülke söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda, millet söz konusu olduğunda o var olan bazı duygular ortaya çıkıyor. İlk kez oy kullanacak genç seçmene nasıl yaklaşıyorsunuz? Onların size bakışı... Yani onlar nasıl yaklaşıyor diye sormak lazım aslında. Ya inanın Z kuşağı diye tarif ettikleri bizim de Müslüman Türk gençliği diye tabir ettiğimiz o kardeşlerimiz her gün istisnasız sokakta 20, 30, 50, 15 inanın kolumdan yakalıyorlar. Ya başkanım ilk oyumuzu size vereceğiz şeklinde. Tabii ki Elazığ'ın farklı bir yapısı var. Yani Elazığ'ın milliyetçi muhafazakar bir yapısı var. Dolayısıyla bizim şehrimizin çocukları böyle yani altılı masalın ifade ettiği veya yönelttiği yöne gidecek çocuklar değil yani. Annelerinden, babalarından, kanlarından, sütlerinden gelen, genetik yapılarından gelen bir zaten bir ruh halleri var yani. Onları isterseniz de kolay kolay dönüştüremezsiniz. Tabii bunun yanında hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yol arkadaşlarının hep yaslandığı bir Z kuşağı yalanı var. Niye yalan diyorum? Çünkü bütün gençliği bir noktada kategorize ediyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki gençlik kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a karşıdır. Gençlik kesinlikle Doktor Devlet Bahçeli'ye karşıdır. AK Parti'ye karşıdır. MHP'ye karşıdır. Büyük Birlik Partisi'ne karşıdır.
yeniden Refah Partisi'ne karşıdır. Halbuki Türkiye'nin gayri ekseriyetini oluşturan mesela bu bahsettiğim siyasi partilerdir. Şimdi bu siyasi partilerden yani dolayısıyla bu siyasi partilere gönül verenlerin çocukları yani direkt ilk başta ilk tanıdıkları fikriyat bu olduğu için önce kendi fikriyatlarını anlamaya çalışıyorlar. Yani ki burada bir artıları daha var. Mesela biz nasıl bir çocukluk yaşadık? Yani bizim internetle falan herhangi bir temasımız, etkileşimimiz yoktu. Yani biz bilgiye ulaşmakta çok güçlük çeken bir topluluktuk. Yani biz biraz daha fazla kitap okuyorduk mesela bu sebeple. Kitaplarla anlamaya çalışıyorduk dünyayı. Kitaplarla farklı ideolojileri kavramaya çalışıyorduk ama şu anda tek tuşla aslında kimin nereye gittiğini, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor, hangi ideolojiye mensup ve kimleri birleştirdi. Şimdi eskiden olsaydı yani toplum aslında yönlendirilmeye biraz daha müsaitti. Çünkü bilgiye ulaşmak çok güçtü, çok zordu. Ama şu an bizim çocuklarımız tuşa basınca bakıyor. Bu milletin düşmanları kimlerdir? FETÖ'dür, PKK'dır, MLKP'dir, DHKPC'dir, TİKKO'dur. Yine bu tarafta Haçlı kimdir? Haçlı tarihin doğal seyri içerisinde neredeyse Efendimizin dünyayı şereflendirdiği günden beri mücadele ettiğimiz kitlenin adıdır. Yani dolayısıyla Hilal'le Haç'ın kavgası nedir diye tuşa bastıklarında özünde bunun 1400 yıllık bir medeniyet ve mefküre kavgasını çok olduğunu ve bunu ihtiva eden bir mücadelenin gerçekleştiğini yine tek tuşla öğrenebilecek konumdadır. Dolayısıyla bugün kim Türkiye'nin yanındadır? Kim Türkiye'nin karşısındadır? Kim Türkiye düşmanlarıyla beraberdir? Kim terör örgütleriyle beraber bir formül geliştiriyor? Demokrasinin sunduğu imkanlar dahilinde bugün Türkiye düşmanın ne kadar terör bileşeni varsa görüyoruz ki hepsi Kemal Bey'i destekliyor mesela. Bunu bizim sokaktaki kardeşimize anlatmamıza gerek yok. Zaten o kardeşimiz bastığında görüyor. PKK nedir? 50 bin tane Müslüman çocuğunun kanını ellerinde taşıyan bir hain bir terör örgütüdür ve ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Orta Doğu ve Anadolu'daki vekalet savaşını yürüten taşeron bir terör örgütüdür. Şimdi bu bilgiye ulaşmak geçmişte zordu. Büyüklerimizden dinlememiz gerekiyordu. Yani bizi ilk başta büyüklerimiz bilinçlendirdiler. Bakın dediler oğlum yani PKK Türk düşmanıdır. Müslüman düşmanıdır. Bunlar cami bilmezler, kundakta bebek bilmezler. Bunların dini imanı yoktur. Vahşet bunların işidir. Ama şu anda o kardeşlerimiz veya benim çocuklarım yani ben bir şey anlattığım zaman beni sorgulamadan olsa yine Google'a yazıp bakabiliyorlar yani. Ne? Hı hı. Hani bir noktada onların yaslandığı o teknolojik imkanlar kendi sonlarını da hazırlıyor. Yani şimdi Z kuşağına yaslanıyorlar. Biz de sokakta Z kuşağını çok net müşahede ediyoruz. Çok ciddi bir şekilde bize yönelim var. Ve bence Z kuşağı içerisinde yani tırnak içerisinde en güçlü parti de Milliyetçi Hareket Partisi'dir yani. Bu zaten Elazığ gibi bir coğrafyada bunu herkes söyler yani. Bu Elazığ'da herkes ilk oyunu MHP'ye atar. Yani bu genel bir kabuldür yani. Tabii ki %100'e atmasa da gençliğin %51'ini MHP'yi tercih edeceğini sokakta çok mutlu olarak izliyorum, görüyorum, gözlemliyorum yani. Dolayısıyla yani onların yaslandığı bu Z kuşağı palavrasının aslında reel bir tespit olmadığını yani aslında gençliğimizi yani kendi hedeflerine kanalize edebilmek maksadıyla bir hipnoz yöntemi belirlemek suretiyle yani kendileri menfaatleri için kullanmak, siyasi menfaatleri ve hedefleri için kullanmak maksadıyla seçilmiş bir ifade olduğunu yani bir tanım biçimi olduğunu düşünüyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta bununla yüzleşecekler. Biz de göreceğiz, herkes de görecek ve bir daha Z kuşağı ifadesini kullanacaklarını düşünmüyorum yani. Peki. Efendim Cumhur İttifakı ile seçime gidiyorsunuz. İşte MHP'nin de amacı ilk turda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmak. Elazığ'da da sizler partisi olarak milletvekili seçiminde de birinci parti olmak istiyorsunuz. Bununla ilgili vatandaşın size yansıması ne oluyor? Ya nasıl vatandaş oluyor? Aslında bizim yani Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili hassasiyetlerimizi bilmeyen yoktur. Yani bu hususta ben bazen seçtiğim kelimeler dolayısıyla yani kendi partimin içinden de ya başkanım acaba bu kadar ileri gitmesem? Hani sen ne diyorsun ya direkt Allah benim ömrümden alsın devlet beye, Tayyip Bey'e versin diye ifadeler kullanıyorsun. Ya bu kadarı doğru mu diye inanın bazen sorgulandığım oluyor. Ama şunu ifade edeyim ki hani Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığının aslında dünya üzerinde Türk milletinin ve 1,5 milyarlık İslam ümmetinin bütün kazanımlarını korumak olduğunu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bu seçimi kaybederse Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hususlardaki herhangi bir hassasiyeti olmadığını yine
Z kuşağından bahsettiniz. Yani tuşa bastığında o kardeşlerimiz görüyorlar. Suriye'ye operasyon tezkeresi. Kemal Bey ne diyor? Bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni yanına alarak hayır diyor. Askerimiz gitmesin diyor. Bu tarafa bakıyorsunuz. Irak'la ilgili kazanımlarımıza bakıyorsunuz. Devletin giderek hakimiyet sahasını genişlettiğini ve hakkımız olduğunu düşündüğümüz. Yani bugün petrol sahasına doğru yanaşan bir devlet aklını görüyoruz. Yani burada Kemal Bey'in herhangi bir hassasiyet geliştirmeyeceğini. Açıkçası bunları her programda üst üste sayıyorum ve inanın ben saymaktan usanmadım ama beni dinleyenler herhalde dinlemekten usandılar. Yani Kemal Bey'in Türkiye'de yönetimi devralmak noktasında aslında Batı tarafından yönlendirildiğini ve çok yoğun bir şekilde desteklendiğini, yine Avrupa Birliği tarafından, yine vakıflar ve fonlar aracılığıyla ciddi bir şekilde, medya aracılığıyla, yani bugün ulusal medyaya bakınız, yani daha fazla Kemal Bey'i destekleyen yayınlar yaptıklarını ve daha çok dezenformasyona açık bir sürecin yaşandığını hepimiz müşahede ediyoruz. Şimdi karşımıza konumlanmış bir kamp var. Yani burada daha evvel ifade ettiğim terör örgütlerinin, terör bileşenlerinin hepsi orada. Bugün Türkiye'de ne kadar LGBT'li, ne kadar terör örgütü üyesi, ne kadar terör bileşeni adı, sanı, kimliği, levhasında ne yazıyorsa yazsın bir tane oyu sektirmeden, bir oyu. Bakın bu bir iddia değil, bu reel bir tespittir. Türkiye'de bir tane oyu bile sektirmeden hepsi Kemal Bey'e oy verir. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir. Dolayısıyla Türkiye böyle bir süreci inşa ederken, yani 2016 sonrasında Türkiye'nin geliştirdiği politikalarla bölgesinde bir süper güç mahiyetinde hareket kabiliyeti kazandığını, çok büyük güçler arasındaki o iki kutuplu dünya ekseninde Türkiye'nin aslında kendi yol haritasını, kendi rotasını kendi çizebilecek noktaya geldiğini, bunun bütün kutupları rahatsız ettiğini, dolayısıyla özellikle Batı'da, yani Orta Doğu'da, Ön Asya'da, Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de emelleri olan Batı'nın, yani Batı'nın egemen güçlerinin Türkiye'nin bugünkü yürüyüşünden rahatsız olduğunu izleyen, gören bir Türk evladı olarak, bir Elazığ çocuğu olarak. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı bu hadisenin, yani yereldeki bütün aramızdaki mücadelelerin dışında bir yere koyarak, konumlandırarak onu korumamız gerektiğini, onu bir kez daha birinci turda yani ezici bir oy farkıyla seçtirmemiz gerektiğinin anlaşılması için gittiğim her yerde şunu söylüyorum. Diyorum ki ben Semih Şıkver olarak 1000 kere kaybedeyim. Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha kazansın. Bir kere daha. Yeter ki bir kere daha kazansın. Hı hı. Şimdi ben bu ifadeleri kullanıyorum. Tabii bunun aslında yani en yetkili ağızdan yine il başkanımız tarafından, yine benim dışımdaki milletvekili adaylarımız tarafından da ne kadar sahiplenildiğini sizler de gözlüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Ama bu noktada bir yandan yani Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından diğer paydaşı, diğer büyük paydaşı Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından sürecin ilk 10-15 gününde tam manasıyla anlaşılamadığını, yani tam manasıyla bu koruma şuurunun kavranamadığını, burada söylemlerin yani yereldeki söylemlerin, başka partilerin bütününü beraber yok sayarak bir söylem geliştirilmesinin özünde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verdiğini, bunun kavranamamasının da bu noktada bir manayı kavrayamama gibi bir şuur ve şuur noktasında bir eksikliğin tespiti noktasında da bizlere bir done verdiğini ifade ederek, yani biz aslında ilk 10 gün, 15 gün biz Cumhuriyet Halk Partisi ile, Halkın Demokrasi Partisi ile, diğer partilerle mücadele etmemiz gerekirken, ki şehrin son 5 yılını dönüp de baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde huzurun olmayacağını, bereketin olmayacağını, yani toplumun antat kalamayacağını, toplumun herhangi bir kaygısının paylaşılmayacağını, sadece mağduriyetlerin istismar edileceğini, sadece boşluk doldurma siyasetinin, ön alma siyasetinin geliştirilmek suretiyle şehre herhangi bir katkı sunamayacaklarını ifade etmek ve Cumhuriyet Halk Partili muhataplarımızı masaya çağırarak, yani buyurun gelin herkes kendi fikir dünyasını, gönül dünyasını anlatsın. Herkes mensup olduğu siyasi partinin değerlerini anlatsın, bulunduğu konumunu anlatsın, siyasi partilerin genel başkanlarını anlatsın ve cumhurbaşkanı adaylarını anlatsın diye çağrılar yapmamız gerekirken biz maalesef ilk 10 gün, 15 gün boyunca sokağı, caddeyi, kahveyi, divanı, dergahı, bergahı, mescidi, kışlayı gezerek şunu anlattık. Dedik ki ya özellikle ülkücülere tabanımızı anlattık. Ya dedik bakın Recep Tayyip Erdoğan bu kavgadan bağımsızdır. Yani bugün Müslüman kadınların izzetini korumak istiyorsak, bugün Türk milletinin 7 yılda ki 1699'dan beri durmadan, yani neredeyse her ay bir Konya kadar toprak kaybederek bugün sıkıştığımız Anadolu coğrafyasında. Yani Anadolu bizim için bir nevi ergenekondur yani. Ya biz bu demir dağları eritip
Anadolu'dan çıkacağız, yeniden bir cihan şumul devlet kuracağız. Ya da biz burada yok olacağız, yani kimliğimizle beraber yok olacağız. Bu gerçekle beraber biz aslında bu şuurla hareket ederken biz ilk 10 gün 15 gün boyunca sokakları, caddeleri gezdik. Dedik ki arkadaşlar bakın ülkücülere, onlar bize ne diyorlardı ya, 2018'de de 5-0 dediler. Yine 5-0 diyorlar ve bizi yok sayıyorlar. O zaman ben de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen bir kitleyle karşılaştık. Yani küçük veya büyük bir oy dahi olsa, bir oy dahi olsa, ki Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda genel başkanlığını yürüttüğü bir siyasi partinin bu şehirde hiçbir temsilcisinin böyle bir söylemi, yani toplumla paylaşmaya hakkı olmadığını, haddi de olmadığını, ama bu kavganın yereldeki AK Parti ve MHP unsurlarından öteye gidemeyeceğini, bu kavganın hiçbir şekilde bizim bütün mukaddes değerlerimizin korunması ve Müslüman Türk çocuklarına güçlü, izzetli, şerefli ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesi noktasında vazgeçilmez gördüğümüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şekilde bu mücadelenin ve bu tartışmanın içerisinde yer almaması gerektiğini beyan ederek, inanın ilk 10 gün 15 gün Elif Hanım, ben tamamen kendi tabanıma, kendi teşkilatıma dönmek zorunda kaldım yani. Hı hı. Döndük, anlattık. Durum ne peki? Yani biz ulaşabildiğimiz her yere gittik. Anlattık. Ama şimdi diyelim ki Baskir'in sahil köylerinde mesela. Özür dilerim. Aynı hassasiyet şu an Cumhur İttifakı'nın diğer büyük ortağında da... Yani bir söz var ya, diyor, dal rüzgarı affetse de kırılmıştır bir kere. Yani şimdi Cumhur İttifakı'nın paydaşları bugün söylüyorlar benim kardeşlerim. Yani ya başkanım falan aday çıktı dedi, Cumhur İttifakı 5-0 yapsın filan dedi. Yani baştan bunu düşünmeler lazım. Yani siz 21 senedir ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu ülkede en kurumsal altyapının AK Parti'de olduğunu söylüyorsunuz. En güçlü imkanların AK Parti'de olduğunu söylüyorsunuz. Ama en mahir siyasetçiler maalesef AK Parti'de değil. Yani bu kurguyu yapabilmeleri gerekiyordu. Yani burada, hı hı, orada 5-0, 5 demek, ya bunun, bu söylemin getirisi ne olur? Bu söylem benim Cumhurbaşkanıma ne zarar verir? Veya sahada kırılmaya neden olur mu? Psikolojik olarak bunlar bizim beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımıza nasıl bir etki yapar? Yani sonuçta biz aynı gemideyiz. Biz aynı gemide olduğumuzun şuurunda olmayan bir ortakla yol yürümek ciddi bir kırılganlık yarattı yani, hı hı, bizim cenahımızda. Ama şu var, ülkücü feraset sahibidir yani. Biz şuur sahibiyiz. Buradaki bütün siyasi figürler için söylüyorum. Ne derlerse desinler, biz Türk milletinin geleceğine sahip çıkma noktasında hiç kimsenin söylemini de ciddiye almıyoruz. Bu yolu yürümeye de devam ediyoruz. O arkadaşlarımız ne yapar ne derler biz bilmiyoruz, ama biz sandıktan çıktıktan sonra da bu şuurla mücadeleye devam edeceğiz yani. Yani 7 yılda aldığımız mesafe ortadadır Elif Hanım. Yani biz bu kadar güçlü bir mesafe almışken, Ankara merkezli bu kadar güçlü politikalar ve paradigmalar geliştiriyorken, bugün çok basit bir örnek, yani Sahra Altı Afrika'da Türk Maarif Vakfı'na bağlı 30'a yakın okul var. Bugün Türkiye'de, Türkiye bugün dünya üzerinde diplomatik ağlar itibariyle yani 5. sıradadır. 253 tane Türkiye'nin elçiliği var dünyada. Yani dünyanın her bölgesine ait farklı vizyonlar geliştirebilen ve her bölgeye gittiğinde hem gönül köprüsü hem de sosyoekonomik köprüler kurabilen, gittiği yerde tam bağımsız politikalar izlediği için tamamen Türkiye göre bir tavır belirleyebilen, hı hı, ve bu 7 yılda bunun semeresini neredeyse 100 yıllık, 150 yıllık mesafe almak suretiyle alan bir devlet varken, yani biz burada alanda 5 tane AK Partili gitmiş, 5 tane MHP'li gitmiş, bunun ne getirisi var yani? Diyelim ki 5 tane MHP'li gitti, Recep Tayyip Erdoğan kaybetti yani. Ben mi koruyacağım Müslüman kadınların onurunu, şerefini, namusunu, izzetini? Nasıl koruyabilirim? Yani bu devleti biz Kemal Bey'e emanet edersek, Kemal Bey'in böyle bir hassasiyet olmadığını, bir kere bile böyle bir beyanda bulunmadığını, yani arşivler yalan söylemez, buyursunlar, gelsinler, baksınlar yani. Bugün Kemal Bey'in söylemleri bellidir. Osman Kavala'ya özgürlük ister. Selahattin Demirtaş'a özgürlük ister. Kemal Bey tezkere gelir, hayır verir. Kemal Bey'in Karabağ'da o kadar güçlü bir mücadele verirken, bugün maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor diyen bir Ünal Çeviköz bugün CHP'de genel başkan yardımcısıysa ne konuşacağız burada yani? Bizim bu şuurda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şuur itibariyle manayı kavramak noktasında arkadaşlarımızı yetersiz bulduğumu bir kez daha buradan ifade ediyorum. Lütfen herkes Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıksın. Yani kendi şahsına, nefsine değil, herkes Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıksın. Ki en çok Recep Tayyip Erdoğan'ı, yani siyaset manasında bir enstrüman olarak kullanan, yani bu tırnak içerisinde ya yanlış anlaşılmasın, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı bir argüman olarak kullanan, çünkü çok güçlü bir karakter ve çok güçlü bir siyasi pozisyonu olan bir lider. Dünya üzerindeki bugün en etkili 3-4 tane liderden birisidir. Yani bugün
Sayın Erdoğan ne Putin'le konuşurken ne Biden'la konuşurken vücut dilinde en küçük bir aksama göremezsiniz. Yani Türk'ü nasıl temsil eder kitabını yazıyor Recep Tayyip Erdoğan. Bugün siz eğer bunu kavrayamamışsanız bu şehirde kalkıp ya ben 5-0 yapacağım. Hadi diyelim ki sen 5-0 yaptın, diğer 80 vilayette farklı sonuçlar çıktı. Ne yapacaksın yani sen? Bugün aynı şey MHP için geçerli. Ben kalktım 5. sıradaki adayımla beraber milletvekili oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı oldu. Ben mi tankları durduracağım? Suriye'den geri çağıracak askerlerimizin hepsini. Irak'taki, çünkü ABD politikası bu. Yani ki Kemal Bey, Joe Biden seçildiğinde ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz yeni ABD yönetiminden dediklerinde, biz Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bağımsızlık ve özgürlük vurgusu yapmasını bekliyoruz diyecek kadar ABD ile Antat, dostlarımızla beraber iktidarı değiştireceğiz diyen ABD'lerle Antat kalıp hedeflerini buna göre belirleyen bir siyasi liderdir. Yani bu, biz bugün bu şuurda olmazsak, yani bugün benim 5. sıradaki adayımın kalbi yok mu? Yani benim 4. sıradaki adayımın, Yunus kardeşimin, Yunus Genc'in can hıraş bir mücadele veriyor. Yani bugün inanın Yunus Bey'e, Fatma Hanım'a baktığım zaman inanın gözlerim yaşarıyor. Yani inanılmaz insanüstü bir mücadele veriyorlar. Ya bir kere bile demedim ya biz 5-0 yapacağız. Fatma ablanın kalbi yok mu? Yani ne diyorlar ya, siyaset iddia işidir. İşte 5. sıradaki adayımızı da götüreceğiz. Kimisi kalkıyor, Cumhurbaşkanımızın ağzından hiç söylemediği beyanlarda bulunuyor. Yani neresinden tutacağımızı şaşırdığımız bir 10 günü yaşadıktan sonra çok şükür biz onların ne dediğine de bakmaksızın açıkçası. Hani Cumhur İttifakı mı demişler, bu dakikadan sonra hepsi AK Parti 5-0 yapar desinler yani. Biz ona bakmaksızın biz böyle titreyip kendimize geldik ve alanı da bütün alanı gezdikten sonra döndük Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dedik ki evet, şimdi mücadele başlamıştır. Buyurun gelin televizyonda konuşalım. Hani hep beraber herkes kendi fikriyatını, gönül dünyasını anlatsın. Tabii orada da çağrımız bir karşılık bulmadı. Gürsel Bey bir kez daha yani böyle Tornistan yapmanın kitabını yazıyor. Biz bu konulara girdiğimizde siz bu polemiklerden pek hoşlanmadığınız için ablacığım. Estağfurullah efendim. Çok yani az burada, bir süre maalesef kaldı. Rütük'ün de bazı kuralları var. Evet. Ya ablacığım biz yüzden, yani hakaret etmiyoruz. Rütük'ün kuralları Gürsel Bey konuşurken sunucu geçerli. Sunucu olarak bunu söylemek durumundayım. Yani geçersiz de biz konuşurken mi geçerli oluyor? Yani dün de Gürsel Bey mesela çıkmıştı bir televizyon programına. Diyor ki hani ben milletvekili çıkarmış partileri davet ederim. Sadece milletvekili olanlarla konuşurum. Dün milletvekili adayı olduğumda geleceklerdi. Bugün milletvekili olduğumda benimle oturacaklarını, tartışacaklarını söylüyorlar. Herhalde nasip olmayacak yani bizim karşı karşıya bir program yapmamız. Çünkü Gürsel Bey milletvekili olamayacak en azından yani. Yani göreceksiniz 14 Mayıs'ta bu şehrin çocukları öyle bir tavır sergileyecekler ki bu şehir bizim diyecekler yani. Bu şehri biz sola da bırakmayız. Yani sizin nasıl bir cumhurbaşkanı adayının arkasında yürüdüğünüz. Ya bugün Gürsel Bey niye çıkıp Kemal Bey'i anlatmıyor televizyonlara çıktığında yani. Hep merkeze AK Partileri alarak, hep AK Partili yerel figürlerin acziyetlerini alarak konuşuyor. Neden Kemal Bey'i anlatmıyorsun? Kemal Bey kimlerle beraber? Yarın Kemal Bey seçilirse niye garanti vermiyorsun yani biz bu milli kazanımlarımızın hepsinden hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz diye. Dolayısıyla Gürsel Bey bir cambaza bak siyaset oynuyor. Ya bunun adı dikkati başka bir yöne çevirip zamana tüketme siyasetidir. Gürsel Bey dün son kartını da çekti. Milletvekili olursa Semih Bey'le otururum. Ya valla bizimle oturmak, bizimle konuşmak ki temsil ettiğimiz, yürüdüğümüz bu hak yolu yürümeye devam ediyorken siz de karşıda tamamen ABD'nin, Batı'nın tahakkümünde ve Haçlı'nın istediği bir rotada bir milim şaşmadan bir yol yürüyorken vallahi yürek ister. Sizde de o yok yani. Karşıma çıkamazsınız. Eğer bu da Rütük için bir problem yaratıyorsa cezayı ben öderim ablacığım. Estağfurullah. Yani öyle bir durum değil. Siz lütfen benim sıkıntıya düşmeyin. Peki şunu sorayım. Yarın siz de meclise girerseniz, Sayın Erol da meclise girerse, evet, ortak payda Elazığ olursa aynı masada oturur musunuz? Şimdi aynı masada otururuz. Niye oturmayalım? Yani Gürsel Bey'in de bir yakınını kaybettiği zaman biz de acısını paylaştık. Onlar da telefonla bizim acımızı paylaştılar. Dün trafik kazası geçirdiğimizde evvelsi gün İddia ettiler, ben çok kez aradım dediler kendisini de bana ulaşamadıklarını ifade etmişler. Ben de program var, baktım Gürsel Bey beni aramamış. Danışmanını arattırmış 4-5 kere. Benim muhatabım da Gürsel Bey'in danışmanı değildir yani siz de takdir edersiniz ki. Ama bundan sonraki süreçlerde Hasan Bey'in programında da söyledi. Dedi ki ya siz bir proje geliştirdiğinizde CHP'den destek ister misiniz yarın? Dedim ki yani Gürsel Bey seçilemez, velev ki seçildi diyelim. Yani yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra ben Gürsel Bey'den neyin desteğini isteyeceğim?
Ya herhangi bir proje geliştirdim, bir projeyi takip edeceğim. Bürokratik bir engelle mi karşılaşacağım yani? Gürsel Bey'in aşabileceği bir bürokratik problemle mi karşılaşacağım? Yahut Gürsel Bey partisiyle beraber bizim Elazığ için istediğimiz Kuzova projesinin bütçesini mi çıkaracak yani? Yani dolayısıyla biz proje geliştirirken değil, insani temelde insan olarak otururuz, konuşuruz. Bir problem yok ama bugün bu şehrin önümüzdeki 5 yılını konuşuyoruz. Bizim bugün argümanlarımızla alanda olmamız lazım. Yani sahada olmamız lazım, masada olmamız lazım. Yıllarca çağırdılar AK Partili milletvekillerini. Ben kötü bir şey söylemiyorum ki Elif Hanım. Yani biliyorsunuz sizi yani kardeş gibi, abla gibi severim. Hani kötü bir şey söylemiyorum. Ya kardeşim hiçbir şeyin yoksa al gel proje kitapçığını bunun üzerinden konuşalım. Niye kaçıyorsun yani? Niye bu cambaza bak siyaseti yapıyorsun? İnanın daha dün kardeşlerim söylediler. Ya başkanım ya buna bir video yapalım yani. 9. ayda böyle diyor. 3. ayda böyle diyor. 5. ayda ya dedim bize video müziği lazım değil artık yeter yani. Hakikaten Elazığ çocuğu da gördü, Elazığlılar da gördü yani gelemiyor. Masaya gelemiyor. Çünkü savunduğu dava hak değil. Ne 1,5 milyarlık İslam ümmetinin hakkını savunuyor, ne 350 milyonluk Türk'ün hakkını savunuyor, ne de partisinin böyle bir programı var, ne de Cumhurbaşkanı adayının böyle bir hassasiyeti var. Dolayısıyla Gürsel Bey zamanı tüketmeye çalışıyor, süreyi geçirmeye çalışıyor. Topu korner çizgisinin oraya koymuş, bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. İnşallah bugün bu ifade ettiklerinden sonra ya böyle Gürsel Bey de bir anda der ki yani hadi ben de gideyim onunla bir konuşayım. Bu nedir her gün bu konuşuyor yani. Bütün Elazığ sizi konuşuyor Gürsel Bey yani. Gelememenizi konuşuyor. Karşıma çıkamayışınızı konuşuyor. Rahatsız olmuyor musunuz yani? Şimdi anlıyor musunuz AK Partileri çağırdığınızda onların ne hissettiğini yani? Sizi meşhur eden, sizi şan ve şöhret sahibi yapan ki davanız hak hakikat davası değilken ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasında yürüyen insanları, siz Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir şahsiyetin arkasında yürüyorken, çağırdığınız halde onlar gelemiyorken, şimdi onların ne hissettiğini umarım kendisi anlamıştır. Yani onlar belki AK Partililer farklı taassuplarla çıkmadılar. Gazi Caddesi'ne çağırdı olmadı Gürsel Bey. Yani gündemi meşgul ettiği için konuşuyorum ablacığım. Yarın yine edeceği için konuşuyorum. Lütfen, bakınız olun, başladığı gün konuşun. Ne dedi? Dedi ki ya ben bu şehre bir defa aday olmaya geliyorum. Dün demiş ki ben son kez aday oluyorum. E aday oldu bir yıla yakın ne konuştuk? İkinci sıradan aday olacağım. Ya bu şehrin başka işi yok mu yani? Şimdi sizin oluşturduğunuz sunni gündemler bu şehrin gündemini meşgul etmekten, vatandaşın kafasını karıştırma. Yazık değil mi Elazığ çocuğu? Bir sene seni konuştu yani. İkinci sıradan aday olacağım. Niye olmadım? Ki fermuar listeyle çıktınız. Deva Partisi var, Gelecek Partisi var, bilmem ne partisi var. Niye olmadınız? Niye? Saadet Partisi var. İkinci sırada ki sizin tarifinize uygun. Yani birinci sırada bir genç olacaktı, ikinci sırada siz olacaktınız. Uyuyor tarife o arkadaşımızla, ikinci sıradaki arkadaşımız. Ya uyuyor o da sizin gibi bol keseden. Ya projeler anlatıyor, bilmem neler anlatıyor. Gürsel Bey'e sesleniyorum. Siz beşiniz ben tek. Siz beşiniz CHP'nin adayları. Siz beşiniz ben tek. Hadi bakalım, göreyim sizi yani. Gelin bakalım, karşıma çıkın. Eğer kim haklı, kim haksız oturalım konuşalım. Vallahi de, billahi de bütün kalbimle söylüyorum. İnanın şahsiyetini incitmeyeceğim. İnanın onur kırıcı bir şey söylemeye hakkım da yok, haddim de değil. Söylemeyeceğim. İnanın özel hayatı, ekmeği, kendi dünyası, saygım var, işi gücü rast gelsin yani. Allah hesabını versin. Sadece siyaseten, sadece fikir dünyasında. Bakın, bu gerçekten kaçamayız. Bakın, burada 5 sene boyunca şehrimizi sunni gündemlerle meşgul etmeyeceklerini gelsinler anlatsınlar. Görelim, niye kaçıyorsunuz Gürsel Bey yani? Neden kaçıyorsunuz? Ne diyeceğiz ki size yani? E şimdi bizim 23 tane madde projemiz var. E şimdi biz bunu anlatmaya fırsat bulamıyoruz Gürsel Bey'i konuşmakta. E ben bakıyorum AK Partili siyasiler de çıkıyorlar bizim 23 maddeyi anlatıyorlar. Bu şehirde benden başka kitapçıkla karşınıza çıkan oldu mu Elif Hanım? Yani herhangi bir hazırlığı olan bir kitapçıkla karşınıza çıkan herhangi bir konuda, bunu da AK Partili siyasilere de söylüyorum. Bakın Gürsel Bey'in zaten böyle bir durumu yok. Ya Gürsel Bey ne bunlardan bir tanesini gerçekleştirebilir ne de böyle bir derdi var. Gürsel Bey'in tek derdi tekraren dokunulmazlık alıp milletvekili olarak devam etmek. Çünkü alışmışlar. AK Parti'de de böyle arkadaşlar var. Alışmışlar, o konfora alışmışlar. Hiçbir sözü, hiçbir vaadi kendi gelecekleriyle endekslemiyorlar. Biz ne diyoruz? Biz sulama projelerini yapamazsak, Pertek Köprüsü'nü yapamazsak bir daha aday olmayacağız diyoruz. Niye? Elazığ çocuğu hizmet bekliyor. Bizim kanımız Elazığ çocuğundan kırmızı değil. E bakıyorsunuz ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir projesi var. Ne Gürsel Bey'in bir projesi var.
ne diğer partilerin var. Gürsel Bey'e yine bir şey demeyeceğim. 0-2 yaş çocuklarına mama dağıtacağız. TOKİ konutlarını bedava yapacağız gibi akla hayale sığmayan şeyler var. CHP iktidarında bunu yapacağız, şunu yapacağız. Tabi siyasettir yani. Bugün ya bir şey diyemeyiz ama sonuç itibariyle bugün biz ayın 11'inde bir lansman toplantısı yapacağız. Yani hepinizi de davet edeceğiz. Ayın 11'inde 3D çizimleriyle beraber, videolarıyla beraber bu şehre ne yapacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bakıyoruz, çıkıyorlar adaylar, MHP'nin 23 tane projesini ya tıpatıp aynısını içerikleriyle beraber okuyan adaylar var bu şehirde. Şimdi biz bunu matbaaya para verip onlar düşünüp de basıp bize vermediler. Bunun bir arge altyapısı var. Bunun bir çalışmak nokta, verilmiş bir emek var. Emek var burada. Siz muktedir olduğunuz halde bir vizyon geliştirememişsiniz. Diğer taraf muhalefette olduğu halde bir vizyon geliştirememiş. Bu şehre dair MHP'den başka vizyonu olan ve MHP'den başka siyasi geleceğini ortaya koyan, yapamazsam çekip giderim diyen bir tane siyasi gösterin. Yok. Hesap verebilirlik anlamında mı? Hani söz uçar yazı kalır hesabına. Kesinlikle bunları amacım. Yaptınız ve gerçekten yarın vatandaş bunu vekil olursanız, bu projeler hayata geçmediği zaman bakın siz adayken bunları söz verdiniz yapmadınız diyecek. Ama şimdi aynı erdemi... Birileri için mi yazılı hale getirdiniz? Evet, şimdi aynı erdemi karşıdan beklemek bizim hakkımız değil mi? Yani ben MHP'li olarak söylüyorum. Yani siz niye siyasi hayatınızı ortaya koymuyorsunuz? Çünkü alışmışsınız. Konfora alışmışsınız. Bir de mütemadiyen şehri kandırmaya alışmışsınız. Yani yapamayacağınız vaatlerde bulunmaya alışmışsınız. Ben yapamıyorsam başka bir iş yapayım yani. Gideyim işime gücüme bakayım. Demek ki bu iş benim işim değil. Yapabilen gelsin. Bu demektir. Ya bizim şehrin problemi budur. Mütemadiyen aynı isimler durmadan bir fasıl ara vererek gelip tekraren aynı konuları konuşuyorlar. Yazık artık gelin deyin ki ya bu kere de yapamazsak vallahi biz çekip gideceğiz. Aynı şeyi Gülsel Bey için de söylüyorum. Yani ne yapacaksın? Bir anlat ya. Bir anlat yani bu şehirde zaten bir kiralık bir evin bile yok. Ya bu şehirde sigortalı bir tane çalışanın yok. Yani bugün bu şehirde bir dikili ağacınız yok sizin. Bugün Türkiye'de çantalı milletvekili, çantacı milletvekili yani diş fırçasıyla, diş macunuyla gidip bir şehirde siyaset yapan o siyasetçi modeline örnek gösterilecek birinci adam Gürsel Erol'dur. Kitabını yazdı bu işin yani. Halen daha o cambaza bak oyunu devam ediyor. Gürsel Bey halen daha aynı salvolara devam ederek bu şehri bir kez daha bu şehri kendisine yönetmeye çalışıyor. Ve bu mücadeleyi biz tek başımıza veriyoruz. Yarın sandıktan çıkamazsa ki çıkamayacak. Vallahi zaferi paylaşmayacağız. Bakın AK Partililere söylüyorum. Yani sanki yaşayan ölüler gibiler. Ya niye konuşmuyorsunuz? Ya sizin davanız hak hakikat davası. Siz 1,5 milyarlık İslam ümmetinin izzetini, şerefini koruyan bir liderin arkasından yürüyorsunuz. Bir ittifakın arkasından yürüyorsunuz. Bir tane adamı bir çantayla Elazığ'a gelip burada siyaset yapan ki tebrik ediyorum yani helal olsun. Bir tane adamı meşhur etmek dışında seçime 5 gün kalmış bakın siz söylüyorsunuz. Yahu niye konuşmuyorsunuz? Ya bu şehrin maneviyatı, özdeğerleri, töresi bakın Gürsel Bey'in gelişiyle beraber... Bizim Gürsel Bey'le özel bir husumetimiz yok. Bakın dün bile adam bizim hakkımızda olumlu konuşuyor. İnanın bu konuşmayı benim için yaptığı konuşmaları. Bir AK Partili için yapsa inanın gül gönderirler Gürsel Bey'e yani. Şimdi bizim adamla bir problemimiz olmadığı halde ne diyoruz? Diyoruz ki bu 1500 yıllık bir kavga. Yani bu Elazığ üzerinde bu Melih Kunter'in şehadetiyle beraber başlayan bir mücadele. Siz buna rağmen yani biz... Olumlu bir şeyde bize bir adım atıldığı zaman dahi diyoruz ki ya hayır şu anda mücadele zamanı. Şu an önce herkes fikrini, ideolojisini, dünya görüşünü ve adayını masaya koyarak gelsin konuşalım. Elazığ'ın ne yaptığını, bakın ne yaptığını tırnak içerisinde. Bakın bir ağaç dikmişse o gün de söyledim. Bir ağaç dikmişse ağacı göstersin. Gidip özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Ama şimdi bu durumda Adalet ve Kalkınma Partililere bakıyoruz. Bakın seçim süreci bitecek. AK Partiler o zaman göreceksiniz. Her gün açıklamalar. Her gün konuşmalar, her gün gündemi tayin etmeler. Yahu bugün konuşmuyorsanız susun, kıyamete kadar susun. Ülke gidiyor, devlet gidiyor, millet gidiyor, şehir gidiyor, töre gidiyor, maneviyat gidiyor, mukaddes değerler gidiyor. Bugün siz bunu eğer bu kadar önemseyip merkeze alamıyorsanız yarın konuştuğunuzda vallahi ben sizi susturacağım. Yani açık ve net söylüyorum. Her iki tarafa da mesajlarımın hepsini iletmiş oldum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de ablacığım. Size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız çok için. Çok sağ olun. Çok az bir zaman kaldı. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yani bizim dinleme zahmetinde bulundunuz. Bizi çağırdınız. Ekranları başında bizi izleyen hemşehrilerimize,
ağabeylerime, ablalarıma, kardeşlerime, bacılarıma buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şehrimizin dağına, taşına, kurduna, kuşuna selam olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu seçimlerde hayırla gelir. Sükunet ve sakinlikle geçsin diliyoruz. Evet sayın seyirciler, seçime doğru programını bugünlük de noktalıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.